Evet, süper kırlangıçlarımız geldi. Her biri 2 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo civarına geliyor. Süper beşli kırlangıçlar. Evet, kırlangıçları şimdi güzelce çorbalık, bulamalık hazırlayacağız. Evet, şöyle bir tane elimize doldu. Bir kırlangıç alalım. Ay başlayalım. Şu güzel yağa bakar mısın? Kıpkırmızı kulaktır bak. Enfes. Yaklaştır abi bak. Adını tazene geliyor musun? Gözlere bak abi. Bak süper. Bak, ışıl ışıl. Güzelce sırt kısmından başlıyoruz. Güzelce ismine başlıyoruz. Bu kısmı ne oldu? Balımız çok taze olduğundan dolayı elimizde kayma yaşayabiliyoruz. Alt tarafını alalım. Alt tarafına yine bir çizik attık. Diğer tarafına geçiyoruz. Tekrardan bir kontrol edelim. Çizmiş miyiz diye. Evet. Ellerim böyle kaygan oluyor. Şu balık çok taze olunca bakın böyle şöyle jel gibi duruyor hani. Nasıl biraz zor oluyor açıkçası. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol kardeşim, hayırlı günler. Güzelce boğazının şu kısmından solukacının alttan kesiyoruz. Bu şekilde aldık. Tekrardan yine sesi alacağız. İsmail çok taze balıklar. Canlı olduğu için de dediğin gibi yere gelmiyor. Elle kayıyor yani. Evet. Harp taze balıklar. Gerçi yumurtayı yeni dökmüş. Yumurta sulanmış. Buradan iç tadında çok güzel ızgara da oluyor. Çorba da oluyor, buğulama da oluyor. Kavurması da çok güzel oluyor. Kırlangıç balığı. Şimdi güzel bir iki alalım. Şunları sıkıştıracağım. Tekrardan balığımızı tezgahımıza aldık. Güzelce kesimini yapacağız. Sen karşıma gel istersen. Bunlar kanat kısımları kullanıcı. Bu şekilde görüyorsunuz. Rengarenk kanat kısımları. Yeterli sana fazla yaklaştırma. Bu şekilde. Kesiyoruz güzelce. Diğer tarafını da alıyoruz. Kullanıcılar denizde kulak kulak ses çıkartıyor. Bunlar genelde eşli gezerler kullanış balıkları. Şöyle bilim durum. Kesiyoruz. Bu kırlangıçlar şimdi buğulama olacak. Thank you.
kafa kısmının altını keseceğiz. Bunlar da çorbalı kısmı olacak. Bu şekilde hazırlığını yaptık. Diğerlerini hepsini o şekilde keseceğim, hazırlayacağım. Diğer müşterimize afiyetler olsun balıklarımız.